Herkese selam dostlarım. Oyun Baz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar Pi Network hakkında çok önemli birkaç bilgiden bahsedeceğim. Bir de arkadaşlar şu KYC doğrulaması bayağı bir kişinin kafasını karıştırmış. Elimden geldiğince ne biliyorsam sizlere anlatmaya çalışacağım. Dostlarım bir de 3100 kişilik bir aile olmuşuz. Buradan beni destekleyen herkese gönülden çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İnşallah sizin sayenizde daha da ileriye gideceğiz. Lafı çok uzatmadan şimdi videoya geçelim. Dostlarım öncelikle KYC nedir? Ona bir bakalım. KYC Know Your Customer, yani müşterini tanı anlamına geliyor. Bunu neden gereksinim duyuyorlar? Arkadaşlar haksız kazanç ve botların önüne geçmek için böyle bir doğrulamaya gidiyorlar. Bunun için de arkadaşlar ilk etapta 100.000 kişilik bir ekibin oluşturulduğu, bunlara KYC doğrulamasının gönderildiği söyleniyor. Ne kadar doğru yanlış bilmiyorum fakat böyle bir duyum aldım. Şimdi arkadaşlar KYC doğrulamasını biz yaptığımızda ne olacak? Arkadaşlar KYC doğrulaması yaptığımızda bizim iki tane şu üstte yazan gördüğünüz 298 Pi coin'im var mesela şu an benim. Tabii ki bu 298 Pi coin'im hem referanslarım hem güvenlik çemberim hem de kendi kazım hızımla yaptığım Pi coin'lerimden oluşuyor. Fakat KYC doğrulaması geldiğinde iki tane orada biz sayaç göreceğiz. Bunlardan bir tanesi referansların ve diğer etkenlerinle kazmış olduğun Pi coin sayacı. Diğeri ise sadece kendinin kazmış olduğu Pi coin sayacın olacaktır arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Yani eğer senin referans olduğun veya güvenlik çemberine dahil ettiğin insanların hiçbirisi KYC doğrulaması yapamazsa sen aşağıdaki sadece kendi kazım hızınla yapmış olduğun Pi coin'leri kullanabileceksin. Yani yukarıdaki o gördüğün yüksek rakamı kullanamayacaksın. Çünkü KYC doğrulaması yapamayan müşterilerin Pi coin'leri siliniyor arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim. KYC o yüzden çok önemli. Dilerseniz şimdi arkadaşlar diğer konuya geçmek istiyorum. Yalnız arkadaşlar giriş yaparken size zaten belirtiyor. Test aşamasındadır ve herhangi bir alışveriş söz konusu değildir. Bunu baştan belirteyim. Ben sadece size buranın olduğunu, böyle bir sitenin olduğunu ve buranın test aşamasında olduğunu, geliştiricilerin gerçekten bir şeyler üzerinde uğraştığını ve bu bizim için gerçekten güzel haber olduğunu söylemek için bu siteyi size gösteriyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada yiyecekler falan var. Daha sonrasında tüm kategori dediğimizde 156 tane kategori çıkıyor. Ya da şuradan menü deyip ürünlere tıklayıp, yani elektronik diyebiliriz. Elektronik bilgisayar bile varmış mesela, bakalım. Bir bilgisayar kaç Pi coin mesela, çok merak ediyorum. Sony'nin bir tane dizüstü bilgisayar arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 5000 Pi coin diyor. Yani mesela oyuncu kulaklığı 150 Pi coin. Yani bu şekilde daha söylediğim gibi bu bir test aşamasındadır. Sadece arkadaşlar böyle size bilgilendirmek için göstermek istedim. Yani uygulama yöneticileri bir şeyler için uğraşıyor belli ki. Şimdi arkadaşlar diğer bir konuya geçelim. Evet dostlarım şimdi gelelim Pi Network'e fiyat biçmiş bir siteye. Arkadaşlar sitenin linkini İngilizce tabanlı bir forum sitesinden aldım. Burada görmüş olduğunuz gibi 1,31 dolar gibi bir fiyat belirlenmiş. Sağ tarafta da görmüş olduğunuz gibi en düşük ve en yüksek fiyat aralığını belirlemişler. Burada da 24 saatlik hacmini belirlemişler. Yani fiyat biraz inandırıcı olsa da bu tür siteler arkadaşlar itimat etmemenizi öneriyorum. Belki doğru olabilir, ona bir şey demiyorum ama şahsımca bu tür sitelere fazla kanaat getirmeyin arkadaşlar. Site trafiği yaratmak için yapılmış bir site olabilir. Sitenin üreticilerinden bu tür bilgileri almak bizim için daha doğru ve hayal kırıklığına uğramamamızı sağlayacaktır. Evet dostlarım bugün sizlere Pi coin ile alakalı son gelişmeleri aktarmaya çalıştım. Elimden geldiği kadar bilgilendirmeye çalıştım. Hatam varsa affola. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.